Arkadaşlar herkese selamünaleyküm. Sesli Bilgiler TR uyum kanalı olarak yeni bir videoyla karşınızdayım. Ben yayıncınız İsa. Bu videomuzda arkadaşlar Rise Online'da geçtiğimiz günlerde Ağustos'un 13'ünde 14'ünde İstanbul'da İstanbul Festivali'nde turnuva yapılmıştı. 8v8 50.000 TL birinciye, 10.000 TL ikinci ve 5.000 TL üçüncüye para ödülü vardı. Klan kapışmaları oldu. Yine güzel bir etkinlikti. Daha önce de fuarı vardı. Şimdi bu etkinlikten görüntülerle ve yine oyun yönetiminin, oyun yetkililerin video 8-9 saatlik bir canlı yayın olduğu için bunun aradan ben özet geçeceğim. Kendi yayınlarından Rise Online'ın. Hani merak eden soranlar var. Ne dediler, ne konuşuldu? En azından oyunla alakalı güncellemeler neler? Oyuna gelecek şeyler neler? Bunlarla alakalı bu videoda devamını da izleyebilirsiniz arkadaşlar. Videomuz umarım merak edenler adına faydalı olur. Zaten gelecek güncellemeler diye de ben bir video atmıştım. Orada bahsettiğimiz şeyler esasen bu yayında konuşulan, bundan önceki yayında konuşulan şeylerdi. Hemen özet geçelim arkadaşlar. İyi seyirler. Ses deneme 1 2 3. Deneme 1 2 3. Seni yerine beni açmasının verdiği keyif. Evet. Ayarlayacağız ya. Sevgili seyirciler, birazdan ilk karşılaşmamıza başlayacağız. Hakem Final Hakan günümüzde ilk Bey. Karşılaşmamıza başlayacağız. Hakem Just Edit Person klan üyeleri şu an artık son hazırlıklarını yapıyorlar. İtemlerini, statlarını ve skillerini ayarlıyorlar. Hemen biriyle bir röportajımızı gerçekleştirelim. Sağ tarafa geldim. Selamlar. Merhaba. Merhabalar, nasılsın, iyi misin? İyiyim, teşekkürler, siz nasılsınız? Teşekkürler. Dünkü maç senin için nasıl geçti? Çok heyecanlı bir maçtı. Yani son ana kadar cidden iki taraf da çok iyi oynadı. Ama en sonunda galip gelen heyecandan sesi çıkmıyor, birazcık konuş. Karşı taraf iyi oynadı ama cidden tebrikler olsun. Yani. Bence gayet güzel bir başlangıç yapıldı. Hatta bence bu yılın belki de son yılların en unutulmaz maçlarından biri olduğunu düşünüyorum. Çok güzel bir start alındı. Bugünle ilgili beklentin nelerdir? Yani karşımızda ekibi daha önce oyundan da çok beraber oynadığımız bir ekip olduğu için muhtemelen çok çekişmeli geçecek. Onlara da şimdiden başarılar diliyorum. Sizlerle beraber yarı final ve final mücadelelerini sunuyor, izliyor olacağız. Çok fazla gelen arkadaşımız var yine bugün. Dün davet ettiğimiz ve gelmek istediğini söyleyen dışarıda molada olan arkadaşlarımız var. Şu anda sahnenin boşluğu sizi yanıltmasın. Bununla ilgili bilgiyi verelim. Yanımda namıdeğer Sunrise Community Menajerimiz var. Onunla Merhaba beraber... arkadaşlar öncelikle. Onunla beraber bugün sizlerden gelen soruları yanıtlıyor olacağız. Bakalım neler soruyorsunuz, neler duymak istiyorsunuz? Zamanında biliyorsunuz 70 level cap aktif edilecek. Craft gelecek arkadaşlar ve oto atak kısa bir süre içerisinde tekrar artık resmi olarak gelecek. Ve bir hafta ücretsiz kullanıma açılacak ilk etapta. Oto atan özellikleri bir 12 saat kullanım süresi olacak. Ve bazı kanallar da aktif olmayacak. Yani eğer 10 kanal varsa 5 kanal da aktif edilmeyecek. Bu yani bence güzel bir özellik diye düşünüyorum. Kesinlikle. Kullanıcılarımız mutlu olacak bu güncelleme ile. Dün bununla alakalı şöyle bir feedback gelmişti. Biz elimizde kastık işte bu şimdi hak mı falan diye. Arkadaşlar erken erişim sürecinde bazı şeyleri test ediyoruz ve geri gelen feedbackler doğrultusunda ekip arkadaşlarımız bu konuyla ilgili gerekli evet. düzeltmeleri yapıyorlar. Bu feedbackler tamamen sizlerden gelen geri dönüşlerle yapılan güncellemeler. Bunun bilgisini vermiş olalım. Ekstra olarak da günün belirli saatlerinde ve belirli kanallarda yapabilecekler sadece evet, doğru. bu kullanımı. Evet. O yüzden diğer oyunculara zarar vermeden minimal şekilde kasabilmelerini sağlayacağız. Bununla alakalı belki farklı eklentiler olabilir. Bu insanların 12 saat bırakıp oradaki farmla bazı şeyleri yapmak istiyorlar gibi. Evet, evet. Bununla alakalı da ilerleyen dönemlerde bu erken erişim sürecinde bir hata varsa düzeltip önlemlerini yani global alacaktır bir, ekibimiz. Bence yenilik yani bir kullanıcı değil de genel bütün her şey, evli, evsiz, yaşı büyük, küçüğü vesaire yani bu şekilde bütün kullanıcımız mutlu olacağını düşünüyoruz. Bazı silahların görünümleri değişecek mi diyorlar. Evet, bazı silahların görünümleri değişecek arkadaşlar. Bazı yani, alanların görünümleri değişecek mi Tarkan Bey? Harita bazlı mı konuşuyorsunuz? Evet. Evet, muhakkak güncelleme olacak tabii ki de. Evet.
İnsanların çünkü dün çok fazla bu konuyla alakalı soru geldi. Bunu da ben sorup üzerinden yükü atmak istedim. Evet. Yani haritalarda her zaman güncelleme yapılacak. Daha ilerisine gidilecek. Sürekli aktif olarak revizeler yapılacak haritalarda. Etkinliklere özel haritalar gelecek. Kesinlikle. Bakalım bugün kupayı kim alacak? Böyle bir... Çok merak ediyoruz evet şu anda. Şey var mı hani ya şu birazcık daha hazırlanmış gibi bir düşüncen var yani mı? Yani aslında çoğu oyuncuyu tanıyorum. Takip ediyorum daha doğrusu yayınlardan olsun, oyundan olsun. Ya bence hepsi çok başarılı. Şu an hele özellikle eşit şartlarda yapıldığı için yani şunu tam olarak ben kestiremiyorum, anlayamıyorum. Ama bence iyi olan kazanacağını düşünüyorum. Çünkü bu turnuvada herkes eşit. Hiçbir evet. illegal durum söz konusu olmadığı için. Tabii olaydaki bir atmosfer de var, heyecan da var, adrenalin de var. Yani ister istemez biraz da değişebilir bence. Evet, insanlar gerçekten buraya çıktıkları zaman ne kadar fazla heyecan yaşıyorlar bunu anlayabilmek için aslında bugün rejimizden rica edebiliriz. Biraz sonra hayalet kamerayla onlar oyun oynarlarken ya da hazırlanırlarken elleri sadece şöyle bir kaldırın dediğimizde o titremeyi evet. görelim. Ben gördüm. Arkadaşlar inanılmaz yani... Buradaki arkadaşlarımızın birçoğu influencer evet. Bilgisayar başında oyunu oynarken yayınlamaya çalışan insanlar. Cosplaylerimiz de bu arada Tarkan Bey. Evet. İnanılmaz bir görsel. Divine kostümümüz. En sevdiğim kostümlerden bir tanesi benim de. Bu arada Death Valley ve diğer mapların renk paletleri çok soluk duruyor ve sıcak. Evet bu konuda ben de görsel sanat uzmanımıza bilgi verdim bu konuda ve haritacılarımıza. Bir güncelleme söz konusu olabilir. Araya gireyim arkadaşlar. Şimdi şöyle ki söylediğini duydunuz. Sizde oyun yetkilisi Tarkan Bey'in diyor ki sanat işte ekibime bilgi verdim bu konuyla alakalı. Yani olay şu arkadaşlar. İstenilen oyuncudan geri dönen bildirimlere giden ticketlara göre anında hani şunu yapalım bunu yapalım diye çalışma içinde oluyorlar. Bunu oyun oynarken zaten oyunu sürekli oynadığımız için biz net görüyoruz ama oyunu oynamayıp da dışarıdan sadece video izleyen veya işte bilgisayarı yetmediği için oynayamayanlar ulan acaba mı kısmında kalabiliyorlar ama net olarak hani ben de oynayan biri olarak söyleyebilirim ki gerçekten oyuncudan aldıkları geri dönüşlerle şu an oyun tam oturana kadar daha bunun zamanını bir şey diyemeyiz belki 3 ay belki 6 ay ama oyun tam haliyle bize full oynatılacak şekle gelene kadar bu her şey oyuncunun geri bildirimi ile alakalı olarak da güncellenecektir. Ne olduğu önemsiz oyunda oyuncu isteğiyle yönetiliyor birçok en azından etkinlik veya işte gelen güncellemeler. Bu güzel en azından dikkate alınıyor istekler. Devam edelim. Cosplayler de çok iyi bu arada onu da dipnot yine geçeyim. Olabilir. Ya benim de önerim bu şekildeydi çünkü. Kesinlikle. Son günlerde şey de biraz arttı. Death Valley bölgesindeki yoğunluk da arttı. Yani işte artık kullanıcımız son seviyeye artık ulaştı. Evet. İster istemez bu saatten sonra biraz daha böyle PK'ya savaşmaya yönelik olduğu için kullanıcılarımız. Bu arada kostümlerimiz şu anda ekranda. Aynen. Anladım. Bu soru bize de çok geliyor. Biz klanlar için çok ayrı bir şey düşünüyoruz. Yani zaten fantastik bir dünyadayız. Evet. Rise Online için konuşuyorum. Çok fantastik bir klan sistemi gelecek. İşte onları zaten şeyi de anlatmıştık. O işte klan kalesi için evet, kasalar evet, falan evet. Klan kaleleri ekstra olarak gelecek mi? Şu an çalışmaları da yapılıyor. Şu anda çalışmaları yapılıyor onların. Çok ciddi derecede güzel klan bir sistemi gelecek. Peki Artsword'un Lightning Damage çalışması yapılacaktı demişler. Yani onunla ilgili bir çalışma yapılacağını ben düşünmüyorum çünkü konuyla ilgili geliştirici ekiple test edildi hatta ben de oradaydım. Evet. Henüz bir sorun olduğu söylenilmedi ve herhangi bir değişiklik yapılmayacak. Gelmedik, şahit olmadık ama siz yine de yazabilirsiniz arkadaşlar eğer gördüğünüz sorunlar varsa. Bizleri destek bileti üzerinden yazabiliriz çünkü biz her şeyi kenara bırakıyoruz. Destek konusunda inanılmaz derecede iyi olduğumuzu düşünüyoruz. 24 saat aktif destek. Personel arkadaşlarımız görevinin evet. başında. Yani şu anda bile biz fuardayız diye şey yapmayın. Aktif olarak bütün destek ekibimiz direkt oyunların başında duruyor. Dün ve sahada ayrı bir ekibimiz var. Herhangi bir sorun yok yani o kısımda. Dün akşam Riyaz'la beraber hatta sabaha kadar. Bu konuda da arkadaşlar doğru yani nasıl doğru. Oyunu oynadığım için yine aktif şekilde attığım bugüne kadar ne kadar ticket varsa benim de yine bizim ekipten de arkadaşlarım. En fazla diyorum 10-15 saat içerisinde dönüş oluyor. Yani ticket biletlerine şu an acayip hızlı şekilde dönüş var.
Öldüm. Turnuvada ihlal, kura ihlal yapan takımlara yaptırımı nedir? Yani bunu yaptığını puan ile oluyor. İleri seviyede bir kural dışı ihlali varsa direkt turnuvadan eliyoruz. Ama normal kural ihlali yani kötü farkında niyetli değil. Farkında olmadan. Evet, fark, yani bu zaten anlaşılabiliyor. Yayınlarda anlaşılıyor. Evet. Ve her şu anda turnuva alanımızda VS sırasında Raysondan çalışanları zaten herkesin hemen hemen takip ediyor. Yanlarında duruyor. Yani kural ihlali olduğu zaman hemen bunun farkına varıyoruz ve direkt eksi puan olarak bu yazılıyor. Evet. Dün böyle birkaç işlem yapıldı. Aynı zamanda bildiğim bir kamerada başında oyuncularımızın aktif olarak yani henüz o konuda bir sorun olduğunu düşünmüyorum. Maç. Yeni server düşünmüyoruz arkadaşlar. Yeni server gelmeyecek. Haritalar aktif olduğu zaman duyurusu yapılacak. Şu anda aktiflik söz konusu değil. Arkadaşlar birazcık daha kor noktasına, birazcık daha turnuvayla alakalı, organizasyonla alakalı yorumlarınız, sorularınız gelirse çok daha keyifli bir sohbet edebiliriz. Oyunla alakalı soruları biliyorsunuz. Rise Online'ın kendi forum sayfasından, Instagram sayfamızdan ve Discord'umuzdan yetkililerimize iletebilirsiniz. Sizlere yardımcı olmak için orada çalışan arkadaşlarımız var, moderatörlerimiz var, admin kadromuz var. Bunlarla iletişime geçerek daha aktif olarak daha hızlı sonuçlar alabilirsiniz. Ortalama feedback geri dönüş süremiz, bizim size geri dönüş süremiz yarım saat, bir saat arası oluyor. Eğer çok büyük ve farklı bir konu değilse bunun da bilgisini vermiş olalım. Gece gündüz 24 saat aktif. Bu arada chatten Rise Cash kodları dağıtılıyor arkadaşlar ara ara. Rise Cash kodları turnuva sonuna kadar dağıtılacak. Bugün evet, hakemlerimizden başlıyoruz komutunu duydum şu anda. Rejimiz biraz sonra yavaş yavaş bizi yarı final ve final müsabakaları için o sahneye dahil edecekler. Sizlerle beraber oyun ekranına doğru yavaş yavaş geçiş yapacağız şimdi. Bakalım karşılaşmamızın, günün ilk karşılaşmasının kazananı kim olacak? Şu anda iki takım da karşılaşmaya başladılar. Karşılaşma devam ediyor. İlk gil geldi şu anda. İlk gili World of Archery takımı hanesine yazdırmayı başardı. Şu anda iki takım da kıran kırana mücadeleye başladı. Parti yıllar kalkıyor. Bakalım eşitlik bozulabilecek mi? 1-1 oldu. Duracell'in aldığı kille beraber. Şu anda mücadele eşit. 14 dakika var. İlk müsabakamızın bitmesine. Denge kristali de sahnede şu anda. 2-1 oldu. Şu anda World of Archery bir skor daha yazdırdı. Axjo Vader oyuncusuyla beraber. 6-22 son 20 saniye. Son 15 saniye. Son 15 saniye. 66-22 son 10 saniye arkadaşlar. Bonanza skorpu yazdırmaya başladı. 68-22 7-6-5-4-3-2-1 ve mücadelemiz sona eriyor. 70-22 Just Elite Person takımı ilk müsabakayı şu an için kazanmış gözüküyor. Biliyorsunuz tabii ki müsabaka tamamıyla sona ermeden, yani hakemlerimiz son sözü söylemeden kazananı belirlemiyoruz. Evet. Şu anda karşılaşmamız başladı. Bakalım karşılaşmayı kim kazanacak derken technical pause aldı takımlardan biri. Şu an için kaldırıldı ve oyun başladı. 0-0 karşılaşma. Bakalım kim kazanacak bu karşılaşmayı? Hep beraber merakla bekliyoruz. Bir pause daha geldi. Technical pause. Cem Snow şu an ekranlarımızda. Hayalet kameramızda. Evet. Şu anda oyun başladı. Rahat ol takımı. Kristal'in etrafında. Nobody takımı bakalım. Neler yapacak? İki skor birden aldı. Şu anda Nobody takımı. Rahat ol izliyoruz. 3-0 oldu.
Karot, Karot ve Jem Snow. Skorlara yazmaya devam ediyor. Şu an 3-0. Kristal'in canını görüyoruz. %92'ye kadar indirmişler. Geçer ayak, rahat ol takımı. Panordai. Ondan geri sayıyoruz. Son 10 dakika. Son 10 dakikadan geri sayıyoruz. Son 10 dakikadan geri sayıyoruz. 11-10. 11-10. Rahat ol. Bir skorla önder şu an. Bir skor. İnanılmaz bir rekabet. 12-10. 12-10. 12-10 oldu. 2 sayı. Belki turnuvanın başından beri en kıyasıya mücadeleyi izliyoruz. Bir skor daha yazdı. Panordai, sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Rahat ol. Rahat ol. Bir skor daha yazdı. Triple kill. Triple attı şu anda. Bakalım devamı gelecek mi? 13-10. 9 dakika. Kristal'in canı yarıya kadar indi. Daha takımını taşıyor diyebileceğimiz bir isim var. O da Panordai. Jester. Jester bir kill daha aldı. Şu anda sür diyor, rahat ol. Rahat ol takımının shot call'ları, sür diyor. Ürüne kat, sür diyor. Bakalım 16-11, 17-12. İki takımdan da aynı komutlar. Bas, kat önüne sür. O inanılmaz bir taktik. İnanılmaz bir taktik geldi şu anda. Nobody can stop us takımından. Arka tarafa geldiler. Kristal'i vuruyorlar. %1. Kristal'i kim aldı? Kristal'i karşı takıma skor olarak yazdırmadılar. Tebrik ediyorum. 22-15. Son 6,5 dakika. Son 6,5 dakika. Kristal kırıldı. Tekrar izin vermiyorlar. Yeniden izin vermediler puan yazdırmasına karşı rakibin. 24-17. Son 3,5 dakika. Son 3,5 dakika. Karşılaşma kıran kırana devam ediyor. 18-25. Her şeyi belirleyecek Kristal. 16, 15, 10, 9, 7, 5, 3. Kristal kırıldı. Öne geçti. Nobody takımı önderliği aldı. Nobody stop us. Nobody. Nobody can stop us şu anda. Önder devam ediyor. 34-34. 50 saniye. Kıran kırana sesim gitti arkadaşlar. Sesim gitti artık. Kim kazanacak? 50 saniyeyi sayıyoruz. Son 50 saniye. Son 50 saniye. Son 50 saniye. Berabere gidiyor maç. Belki de bir kill alan maçı önder bitirecek. 38 saniye. 35 saniye. Turnuvanın en heyecanlı maçını sunuyoruz. Beraberlik bozulamıyor. İki takım da skor üretemedi. 34-34. Son 30 saniye. İnanılır gibi değil. Son 23 saniye. 20 saniye. Nefes nefese kaldık. Nefes nefese kaldık. Arkadaşlar. Oh! 35-34. 35-34. Şu an rahat ol takımı önde. Geri çekiliyorlar. Bakalım. Bakalım. Skoru 4. 3. 2. 1. 0. 34-35. 34-35 bitti maç. İnanılmaz. Seyirciler deliriyor. Sahneye atladı herkes. Şu anda çıldırıyorlar, görüyorsunuz. İki takım da kendinden geçti. Ne maçtı ama be. Ne maçtı ama. Ne maçtı ama. İki takımı da alkışlıyorum. Bravo çocuklar. Bravo. Böyle sahneler görmek istiyoruz. Böyle şovlar görmek istiyoruz. İki takım da kıyasıya mücadele etti. Birbirinin önüne geçmek için son saniyeye kadar mücadele etti. Hakemlerden onay bekliyoruz. Onay geldi. Ekranımıza geçtik. İki takım birbiriyle karşı karşıya geliyor şu anda. Technical pause. Final maçımız best of three olacak. Sanırım. Listeyi hazırlıyorlar. Ben de biraz sonra bu listeye sizlerle beraber ulaşıyor olacağım. Bilgiyi direkt sizlere aktaracağım. Vengeance mı yoksa Jocelyn klanı mı bu maçı kazanacak? İlk kilimiz Vengeance'dan geldi. Final için ilk adımı atan takım Vengeance.
Bakalım devamı nasıl gelecek? Duracell almaya başardı. Kazuiga. Jazz takımından Patlı ve Ekimoğlu birer kill yazdılar anında. Jazz Tori. Tori'ye 3-1 yaptı skoru. Jazz takımı hızlı cevap verdi. 14 dakika var. Kristalimiz sahnede. 3-1. 14 dakika. Bir kristal. Tek final. Bu bir arena. Bir skor daha geldi. Bir skor daha geldi. Vengeance bu maçı istiyor. 19-9. Tori biz daha bitmedik dedi. 8,5 dakika. Skor farkı 10 sayı. 10 sayı fark ve sadece 8 dakika kaldı. 6, %15, %11, %10, 7, 5, %22 izin vermediler. İzin vermedi Vengeance. Hayır dedi. Vengeance takımı 2 sayı önde. Just Person dedi ama dibine geldi, dibine. 2 sayı kaldı. Bakalım 39-36 farkı açmaya devam ediyor Vengeance. Şu anda hayalet kameradayız. Sür 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 vur diyorlar. Sür vur diyorlar. Vengeance takımı. Vengeance takımı. Hekimoğlu 37-41 yaptı skoru. Son 1 dakikaya gireceğiz biraz sonra. Son 4 sayı. 1 dakika tek final bileti. Tek final bileti. 7-5. Kristal kırıldı. Just Peterson. Just Elite Person 2 sayı öne geçti. 24 saniye, 23 saniye, 1 sayıya düştü fark. 1 sayı 20 saniye, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 1 sayı fark. Tek final bileti, 10 saniye, tek final bileti. 47-47, 47-47, 5, 4, 3, 2, 3, Allah, Vengeance aldı. Vengeance aldı. Vengeance aldı. Saniye yıkılıyor. Saniye yıkılıyor. Saniye yıkılıyor. Vengeance aldı. Son saniye daldı. Bütün maç sürdürdükleri üstünlüğünü son maç, son sahnede aldılar. İnanılır gibi değil. Son karar için hakemleri bekliyoruz yine de. Ve evet arkadaşlar, İstanbul Esport Gaming Center'da yanımda çok özel bir insan var. Kendisi başka bir ülkeden geldi. Öncelikle kendisini tanıyalım. Hi, my friend. Hello. What is your name? Robin. Robin. Where are you from, Robin? Czech Republic. Czechia. Czechia'dan gelmiş arkadaşımız. So, are you on Vengeance Guild? Of course. So, what do you think about the Rise Online game? Rise Online hakkında ne düşünüyorsun? I think it's the best game. Whoa, that's great news. So, how did you find your guild? From where, or how did you know, where did you know this game, Rise Online? Rise Online'ı nereden duydun? Sana kim söyledi, nasıl anladın? Ya da bu guild'i nereden buldun? I know this game because I used to play Night Online. And so my friends told me there will be this game and I was very excited. So I started to play with these guys. And about the guild, they see I am very good warrior. So they told me we need you. So I come and join. Şöyle söyleyeyim, aslında diyor ki ben diyor farklı bir oyunda bu arkadaşlarımla birlikte oynuyordum. Daha sonra onlar bana ihtiyaçlarını olduğunu söylediler ve benim ismimi söylediler. Ben iyi bir varıyorum. Beni çağırdılar ve ben de onları yalnız bırakmadım. Artık buradayım diyor. So son baş hakemimiz de başlat komutunu verdi. Yavaş yavaş oyun ekranına geçiyoruz sizlerle beraber. Dakika 42 saniye maçımız yeni başladı. Kokies takımının en skorer ismi yine başlangıcı yaptı takımı için. Bakalım VTF mi yoksa Vengeance mı kazanacak final maçını? Artık finaldeyiz. Her şey 3 maçta belli olacak. Bütün 2 günlük serüven bugün bu maçta bitiyor. İki takım da vuruyor. İki takım da vuruyor. Bakalım son vuruş kimden gelecek? 16-12. 16-12. Aman Allah'ım, geri döndüler, geri döndüler, geri döndüler şu anda. Vengeance takımı 22-16 geri döndü. Son 30 saniye, son 30 saniye. Şu anda önlerini aldı sürüyorlar Vengeance takımı. Vengeance takımının önlerini aldı sürüyor şu anda VTF takımı. Bakalım ne olacak? 16,
15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Rangers takımı ilk müsabakayı kazanmayı başarıyor. Tabii hakemlerimiz 1-2 dakika sonra temizi verdikten sonra 30'lara indi. İki taraf da çok temkinli. Yavaş yavaş indiriyorlar canlarını. %17, %15, %14, %10'dan aşağı düştü. 30 saniye, 15-7. Maç tersine döndü gene. Gene akıl dolu bir oyun. Gene akıl dolu bir oyun. 18 saniye, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Yine akıl dolu bir oyun. Tebrikler Rangers. Dersinizde çok iyi çalışmışsınız çocuklar. Tebrikler. Çek Cumhuriyeti'nden yabancı bir oyuncu transferi yaptıklarında unutmadan söyleyelim, bugün röportaj esnasında konuşulan oyuncu, yanlış hatırlamıyorsam Rangers'ın oyuncusuydu. Klanlarında çok ciddi yabancı oyuncu sayısı var. Ve alkışlarla VTF yerlerini uğurluyoruz. Ve şimdi sıra şampiyonda. Her turnuvada olduğu gibi bu turnuvanın da bir kazananı var. Onlar geldikleri ilk günden beri turnuvada kazanacaklarını, turnuvayı alacaklarını söylüyorlardı. Ve söyledikleri şeyi başardılar. Çok büyük alkışlarla Vengeance geliyor! Ve ödüllerini takdim etmek üzere Rise Online Co-Founder Sebahattin Bey ve Mehmet Bey'i buraya alkışlarınızla çağırmak istiyorum. Vengeance ekibine çok yüksek bir alkış alabilir miyiz arkadaşlar? Bravo, harikalardı. Gerçekten hafta sonu boyunca büyük emek verdiler ve en sonunda bu güzel turnuvanın şampiyonu Vengeance ekibi oldu. Evet arkadaşlar, olayın özeti, kazanan arkadaşlara bir kez daha biz de buradan ellerine sağlık diyelim, tebrik edelim. Özellikle son maçlara doğru çekişmeler çok iyiydi. Hatta o arada bir gösterdiğim maçta çok iyi kapışma vardı. Şöyle sesi de kısayım biraz. Kapışma kafa kafayaydı. Monuyla falan aldılar. Maçlar çok heyecanlıydı. Bir daha olur ileride muhtemelen bu tarz turnuvalar, fuarlar. İnşallah ekibimizi kurarsak biz de bir dahakine gidip de kapışma şansı buluruz. En azından o ortamda bulunup o heyecanı yaşamak ayrı bir tat veya duygudur. Unutulmaz bir an olur herkes için. Şayet yeni başlayacak arkadaşlar da varsa Rise Online için yeni bir rehber videosu çekeceğim. Soranlar var çünkü level kasmak şu bu, yeni gelen etkinlikler, güncellemeler nedir takip etmeyenler var. Onunla alakalı da bir video atacağım. Bilgilendirme, rehber tarzı bir video olacak. Tekrar videolarda görüşmek üzere diyorum. Yorum bırakmayı, beğenmeyi, abone olmayı unutmayalım kanalımıza. Kendinize iyi bakın, Allah'a emanetsiniz.